Şu andaki Türkiye'deki durumunu siz bize belirtilebilir misiniz? Evet, durum tamamen Türkiye'de kontrol altına alınmış durumda ve 15 Temmuz'u demokrasi bayramı olarak ilan ettik. Türkiye'de paralel yapı olarak adlandırılan ve şu anda örgüt olduğu tespit edilen ve bir grup insan, askeriyenin içindeki çapulcu, devletimizin doğal seçimle gelmiş hükümetini ele geçirip ülke yönetimini ele almaya kalkışmışlardır. Tabii Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da, bakanlarımız da, hükümetimiz de, tüm belediye başkanlarımız da demokrasi şeylerini gösterip halkımıza gerekli şekilde demokrasiye sahip çıkmasına teşvik etmiş ve ülke genelinde bütün insanlar dışarıya çıkarak bu darbe girişimini püskürtmüşlerdir. Vatanımız ne kadar güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu ispatladı. Ben tüm halkımıza teşekkür ediyorum gösterdikleri sağduyudan dolayı. Bu bir demokrasi zaferidir. Bu bir insanlık zaferidir. Ülkemizin ne kadar demokratik bir ülke olduğunu muhalefet partileri de dahil olmak üzere mecliste sergilemişlerdir. Biz bu girişimin ülkemiz açısından çok başarısız bir sonuç vermesine rağmen artık daha da ülkemizin demokratik bir ülke olduğunu ve bunu avantaja çevirip demokratik koşullarda bu girişimi bulunan insanların hepsinin en iyi şekilde cezalandırılıp bir daha asla böyle bir şeye niyet etme insanların oluşmaması için gerekli altyapı yapılmak üzeredir. Zannediyorum bugün içerisinde saat 2'de meclisimiz toplanıyor. Bununla ilgili kararları alıp gerekli cezalar ve suçluların gereği yapılacaktır. Çok izleyicilerin merakları bazı medyaların konuşmalarını gibi ne gibi cezalar verilecek bunları? Tabii anayasamızda darbe girişiminde bulunan insanlara verilecek cezanın açık hükümleri vardır. Ama bu kadar örgütlü bir şekilde devletin içine sızan paralel yapı ile ilgili çok daha farklı yaptırımlar da uygulanacaktır. Bunu meclisimiz ve hukukumuz karar verecektir. Diyorsunuz ki daha buna cesaret edemeyecekler. Yani edilmesi zaten bu bir çılgınlıktı. 3-5 çapulcu devleti ele geçirebileceğini düşünerek böyle bir şeye cesaret ediyorlar. Herhalde kendi aralarında böyle bir hamaset siyaseti yapıp devleti ele geçirebilecekleri gibi bir sapkın düşüncenin içine girmişler. Bu halk seçimle yöneticilerini seçer ve seçimle gelen ancak seçimle yönetimden el çektirilebilir. Bunu ülkemiz net bir şekilde göstermiştir. Hem Avrupa kendi olduğunu hem de demokratik bir ülke olduğunu halkımız tüm dünyaya ispatlamıştır. Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ederiz ve biz Boşnaklar olarak her zaman ve hep olacağız Türklerin yanına. Biz de sizinle olmak için buraya gelmiştik. Bu olay olduğunda burada olduk ama buradaki halkımızın bizi bu kadar desteklediğini ve sevdiğini görmek kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.